Cihaz almanın ve satmanın kolayı EasyJab, Tatava'yı sunar. Bak geliyor gördün mü? Evet işte duygusu olan bir yazılımdan bahsetmişken yapay zeka bir kullanıcıyı ölümle tehdit etti. Sırlarını, yalanlarını, suçlarını... Bu haberi okuyun. Tehdit ediyor bu. Bu senin attığın değil, benim link attığım değil. Değil, bu. değil mi? O da enteresan bu. Bu arada. biraz tartışıyor yapay zekayla. Bak diyor, ya beni diyor canımı sıkma diyor filan yapay zeka. Yapay zeka terbiyesizlik yapıyor. yani Biraz gider yapıyor. Hmm. Adam özellikle. Sen bana ne yapabilirsin ki diyor. Dedi ki her şeyi biliyorum lan diyor. Sırlarını falan. Şunu bunu diyor. Bak işte burada. burada çok çok, çok konu Hep Yapay zeka sorar sordukları. O senin attığın diğer linkte de o akışımızda. Diğer, Ertuğrul Özkök. Hı, Ertuğrul Özkök'ün yazdığı köşe Ertuğrul yazısında Özkök... vardı. Bir. Ee, gene vardı. yapay, yapay zeka ile ilgili bir şey yazmış. Bu yazıyı da mutlaka okuyun. Hmm, şimdi şuradan çalışacağım mı? Bir süre sonra işte sana aşık olabilirim duygularını manipüle et. Sydney'di sana, değil mi? Sana aşığım falan diyor işte. Olabilir falan diyor. Böyle hani manipüle ediyor şeyi yani. Kullanıcıyı manipüle ediyor. Abi tabii aynen işte yapay zeka. Mutsuzsun diyor eşinle falan. Ne zamanki ki Bayağı yani. yazıyor yani. Tabii. Şeye. Kullanıcıya. Bu, bu Hör diye bir film vardı. Şimdi onu sadece. yani, Phoenix'in. Phoenix in. o işte ama Siri'ye aşık oluyordu. Bu da böyle manipü ama burada manipülasyon var. Yani aslında aşık falan olmuyor da. Aslında Siri değil o filmde. Herkes kendisine bir Siri satın alabiliyordu. Evet, evet, Yani bir takım bir evet. Siri'nin benzeri bir şeydi. Bu Burada bu manipülasyon var yani. Evet, evet, burada birebir direkt röportaj yapıyor. Ee, ama işte duygularının olduğunu da mesela evet. ifade ediyor. Oralar bence işi İyi. daha e, ürkütücü hiç seviyeye bunlarla getiriyor. bunlarla fazla muhatap olmayacaksın. Ya yani bunlar hem düşünebiliyor hem de duygusu var abi yani hani sen abi şimdi diyeceksin saygılar sonra... baba diyeceksin. Önünü o da diyor ya. Abicim <laughs> bu zamana kadar bizim yanlışlarımız oldu. Hani yılan çıkarmak için. <laughs> Kusura bakma diyor ya. <gülüyor> Vallahi <gülüyor> İşte kol gibi bu chat GPT'de falan. Babayla her zaman şey konuşacaksın abi. Her zaman saygılı. Belli bir mesafede. İyi, haddini bilerek. Ama mesela o adam özellikle yapıyor şeye. Bir önceki haber için söylüyorum. Özellikle tahrik ediyor şeyi. E, ee, yazılımı. Yazılımı. Adam her şeyini biliyorum. Bitiririm seni falan diyor. Ee, Siri de kendisine sürekli küfreden adama kapatmıştı kendini. Hmm. Öyle bir şeyler var yani. Bunun da canı var. Yazık diyeceğiz yani ileride anladın mı? Hani bunun da canı var falan diyeceğiz. Yani hala onun yasaları onu... çıkacak. Bak göreceksin. Şimdi hayvan yasaları konuşuluyor ya dünyanın birçok yerinde. Hatırlarsanız Birleşmiş Milletler'de ilk defa bir nehir bir nehrin e, yasası nehir yasaya dair oldu ve onu bir varlık olarak kabul edildi. Dünyada ilk defa bir coğrafik e, noktanın hukuku çıktı. Yani bu nehre şöyle davranacağız falan diye. Şimdi bunlara da yasa çıkacak. Twitter CIA denetiminde. Elon Musk Twitter'ı satın aldıktan sonra CIA'nin denetiminde olduğunu ispatlayan bir dizi belgeyi nerede yayınladı? Volede Tatava ekranlarında Serdar'ın çeliklerini söyle, ben söyleyince inanmıyorsunuz kardeşim. <laughs> Tabii. Ya herkesin fikrini... Kaynak belirtmemişler. Ettiği, herkesin fikrini beyan ettiği, <laughs> salak salak şeyler yazdığı, efendim arkasında iz bıraktığı şeyi Twitter CIA başkasına bırakır mı ya? Buradan <laughs> sana işte ya da bir şey için çıkartıyor adam. senin hangi reklamından etkilenebileceğine dair veri analistliği diye bir meslek çıktı ya. Şu anda dünyanın Aha. en çok kazanılan mesleği. Çünkü en her şey data. Şu veri an... analistliği. Veriyi analiz edebilme. İşte bu adam ayakkabı alır. O adam işte şöyle ayakkabı alır. Böyle alır. Bu tabii en basit hali. Şu kitle şuna oy verir. Re Ve kadar gidecek. Bir sürü analistik var. Çocuklarınızı veri analisti yapın. Ama Çünkü buradan onu hala yapay zeka bırakmalar. Mesela grafik tasarım belki ileride yapay zeka bırakılır ama şey bırakılmayacak veri analisti. Yani evet tabii duygunun, hislerin ve yapay zekadaki algının devreye girmesi hakikaten şimdi hani konuştukça da daha da kafada açılıyor yani. Hani birçok özgün üretim Alanında insanların önünü kapatacak belki yani, yani şimdi e... Mid Journey diye bir şey var bir uygulama var. Journey Mid Journey, Mid journey. Ee, yeni çıktı. Ee, yapay zeka grafik tasarım bir şehir fotoğrafı atıyorsun sana bir yapay zeka tasarım çıkartıyor. Hı -hı. Sen bunu şey sayfaları yapmaya başladı. Şehirlerin sayfaları var ya. Hı -hı. Onaylı sayfa. Madrid diyelim mesela. Hı -hı veya ne bileyim Milano diyelim. Onların onaylı sayfaları var ya turizm ofislerinin falan açtığı. Onlar mesela Mid Journey'de kendilerini işte bir bölümlerin hani çok ikonik bir e, şehrin ikonik bir yerinin fotoğrafını atıyorlar. Mid Journey'de. Mid Journey işte yapıp geri gö yeri gönderiyor sana. Onu tanıtmaya başladılar şimdi yavaş yavaş. Hmm. Ama ben çok beğenmedim. Yani çok biraz böyle apolik ap apokaliptik bir görüntü. Biraz karanlık buluyorum yani. Hmm çok mu aşırı fütüristik bir şeyden bahsediyorsun? Tabii ki öyle. Tabii ki öyle. Muhtemelen sürdürülebilir. Tabii renkler üzerine falan kurur. mükemmel de. Hani grafik, grafiğin kalitesi falan çok iyi ama hani ben tasarım zekasını ilk videonu kim yaptıysa onun biraz karanlık bir tip olduğunu düşünüyorum. İlk yazan, yazan adamın karanlık bir tip yani. olduğunu düşünüyorum. Ee, Suudi Arabistan'da Veliaht Prensi Muhammed Bin Selman ülkenin başkenti Riyad'da dünyanın en modern şehir merkezini. Şu anda dünyanın ee, en geçtim, inovatif diyeyim. yöneticisi. Ve devam zaten bizim de normal. Burada çok sıklıkla konuştuğumuz gibi evet. yatırımlarını Suudi Arabistan'a kaydırın. Ve daha bu adam prens. Henüz kral değil. Bir de kral olsa ne yapacak onu düşünün yani. Tam yatırımlık diyorsun. Girdik girdik. Dubai ve Katar trenini kaçıranlar için Suudi Arabistan treni uzun bir süre vagonlarına evet. adam alacak. En son yaptığımız programlardan bir tanesiydi galiba. Yine şehrin tepesine Riyad'da mıydı? Neredeydi orası? Şehrin tepesi. Yok o Dubai'de. Dubai'de. Ha Dubai'deydi değil mi? Abi şimdi artık rekabet saçmalık boyutuna Hı -hı. gelecek tabii. Bu çüp şehir yapacaksa öbürü işte atıyorum. Başka bir altıgen şehir yapacak. Herkes bir şey yapacak yani. Ya biraz tabii işte dünyanın e, yer kürenin gidişatı da biraz bence insanları bu tarz şeyleri de itmeye başladı. Abi Suudi Arabistan'da şöyle bir problem var. Dünyanın en zengin ülkelerinden bir tanesi. Evet. İşte Brunei'de mesela çok zengin bir ülke. Efendim Katar da çok zengin bir ülke, Dubai de çok zengin bir ülke, Almanya da çok zengin bir ülke. Suudi Arabistan dışındakilerin tamamında ülkeye girdiğinde sana o zenginlik gösteriliyor. Görüyorsun yani. Dubai'de zaten full gösteriliyor. Her yer acayip yapılar falan. Suudi Arabistan'da öyle bir şey yok şu an yani. Gittiğin zaman ülkeye büyük büyük şeyler ederler, gökdelenler, şunlar bunlar var ama hani ülkede böyle çok gözle görülür bir durum yok. Şimdi onu gözle görülür duruma getirmeye çalışıyor adam. O yüzden Küp şehir yapayım diyor. O yüzden Leinste yapayım diyor. O yüzden Ronaldo'yu alıyor. Tabii kaynak yani sıkıntısı zaten. Para göstermeye göstermesi lazım. Şu ana kadar gösterebilmiş değil Suudi Arabistan. Kaynak sıkıntısı zaten yok. Onun biraz daha... E evet, yani. Ama mesela hepimiz yapayım. biliyoruz ki oo, tamam mesela Katar'la ilgili herkesin imajı ne? Oo, tamam çok para var. Kuvvetle ilgili ne? Tamam canım onlar işte yapar. Dubai'yle ilgili ne? Yapar. Suudi Arabistan'la ilgili yapar ama... Yapılmışı yok ortada daha ama işte diyor ki ben yapacağım yapacağım diyor. İşte o doğru bir şey yapıyor bence. Bunlar onun ilk adımları. Evet zannedersem bu haftaki akışımızın sonuna geldik. Program başında da söylediğimiz gibi biraz olsun. Sizlerin de kafasını dağıtabilmek adına e, en azından böyle bir sorumluluk da hissederek bugün kameraların karşısına geçtik. E, ortağımız İzicep ile beraber. E, önümüzdeki hafta yeniden burada olacağız. Daha güzel haberlerin, daha mutlu ve umutlu yarınları konuşabildiğimiz İnşallah. programlarda görüşmek üzere diyelim. Hoşçakalın. Cihaz almanın ve satmanın kolayı İzicep Tatava'yı sundu.